Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Ben akşam yemeğine giriştim. Şöyle bir salata yaptım. Mor lahana, marul, havuç, yeşil soğan. Bir tadına bakayım. Tutturmuşuz bu sefer. Bir önceki videodan kaymakamlığa gideceğimi söylemiştim arkadaşlar o gün bugün. Hüseyin'le konuştum. O da bana dedi ki şimdi şey yapma gitme. Yarın dedi beraber gidelim dedi kaymakama, gerekirse belediyeye. Oradan da suyu öğrenmeye gideriz dedi. Ben de tamam dedim. Öylelikle kaldı. Sabaha bekleyeceğim o yüzden. Erken kalkarız artık. Sabahtan çıkarız. Burada yine ben sebzeli makarna başlıyorum. Hani kıymam kalmıştı ya arkadaşlar, ben galeta ununu biraz bol tuttum. Sarımsak rendeledim, baharatlarını. Öyle patatesleri de doğradım. Yemek gibi pişiriyorum. Bilmiyorum artık nasıl olacak. Bakayım şöyle. Üste kaldı köfteleri. Bunlar pişmiş. Pişmiş. Artık ben bunu kapatıyorum o zaman. Makarna da olmak üzere. Salatamı da yaptım. Hüseyin de BİM'e gitmiş hiç haber vermeden. Şimdi İrem'e seslendim. Kızım ekmek al dedim Fanta'yla. Ay canım Fanta istedi bugün. Hem de nasıl? Ben de onlar gelene kadar biraz hazırlayayım o zaman sofrayı. Salatayı çok seviyorum. Yani hiçbir şey olmasın. Soğanı böyle ince ince dilimlerim. Limon, yağ, sumak üstüne biraz pul biber. Öyle de çok severim, yerim yani. Ama insan arıyor yemeği, bayağı da bol yaptım. Biraz da yeşillikleri tüketmek istiyorum açıkçası. Ondan da elim daha çok boldaştı. Zaten şeydi. Elim boldu. Ama çocuklar da İrem. Hakkı İrem kadar değil salataya. Zorlamayla biraz fazla yiyor. O daha çok böyle patates salatası. Fazla karışık olursa içinde mesela maydanozu, soğanı falan şey yapıyor Hakkı. Mesela fındıklı, cevizli bir şey yemez. Helvayı yer, içinde fıstık, ceviz varsa mesela ayırır. Çikolatayı fındıklı böyle çok nadir. Çok. Değişik bir çocuk ya. Bir de bir tas olacak süzgecin altında. Hiç bir yere değmeyecek o makarna. Ancak kendi suyuna. Yemekleri koysam kaynar ya yemek. Onlar gelene kadar bence soğur. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Sabah görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar, yeni günden. Hepinize günaydın. Çok şükür yeni bir güne uyandık.
soru işaretleriyle. Sabah Hüseyin'le konuştum, dedim ki ailecek gitmeyelim bence Hüseyin dedim Hakkı'dan ötürü. Şimdi biliyorsunuz sıra falan oluyor. Ondan sonra demiştim size kaymakam nüfusa gönderir mi, belediyelere gönderir mi diye. Yani sıra beklerken çok sıkıntı oluyor. Hüseyin arıyor beni, hadi bakalım. Hayırlısı. Evet, Hüseyin aradı beni. Neyse, ben dedim öyle gitmeyelim, sen git. Oradan da hata dedim, olmadı taksiye bin. Çünkü su dairesi de uzak, burada Eyüp'te. Çocuklarla o zaman dedim, beni ararsın dedim. Ben de gelirim dedim. Benim üstüme ya, belki bir şey gerekir. O dedi madem öyle niye dedi buraya geleyim dedi. Oradan doğru dedi, minibüse biner dedi, ben giderim dedi. Neyse, şimdi telefon açtı. Elif dedi, bu uygulama dedi sona ermiş dedi kaymakamlıkta. Şimdi bakın, bak gene sinirlendim, sakin olmaya çalışıyorum. Şu bir iki fırt çekeyim. Bu pandemi parasından yararlananlar, o 1000 TL pandemi parası vardı ya, ben de yararlanmıştım. Sonra anneciğim çekimdeyim. Montre yapmış adam. Şortunu giyen geçip, şortunu. Önüm ara ara çıkıyordu. Okul zamanı bu canlı eğitimlerde. EBA zamanı. Tek telefonla çok zor oldu. Arızalıydı da bir de telefon. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na, CİMER'e çocuklara tablet, telefon arkadaşlar verdiklerini söylediler. Bazı alamayan ailelere. Ben de başvurdum. Biliyorsunuz değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ben de şimdi hatırladım konuştukça. Bir videomda yine dile getirmiştim. Beni Esenler mi? Esenyurt Belediyesi'ne mesaj gelmişti. Bu illerde bu uygulama var diye ve çocuğumun orada hani okula gitmesi şartıyla verileceğini. Arkadaşlar şu saçmalıklara bakar mısınız ya? Yani ben size buradan bir şeyler söylediğim zaman ya da bir serzenişte, eleştiride bulunduğum zaman birebir kendim de yaşadığım için eleştiri yapıyorum. Ondan sonra burada bana muhalif olup böyle bir şey yok buralardan işte, öyle bir şeyle karşılaşmıştım. Ondan sonra neyse ben üstüne gittim olayın tabii. CİMER'lere falan yazı yazdım. İşte bakanlıklara falan böyle şikayet dilekçesi gibi de yazdım, gönderdim. Sonucu bunların bana geri dönüşü neydi biliyor musunuz? Pandemi parasından yararlandığımız için o 1000 TL'den bunlardan faydalanamıyorum. Başka bir şeye başvuruyorum pandemi parasından faydalandığınız için. Başka bir şeyi pandemi parasından faydalandığınız için. Sonra lanet ettim. Gerçekten yani elim gitmeyeydi, ayağım gitmeyeydi. Keşke de almayaydım dedim. Yani bunları duymak arkadaşlar ne kadar trajikomik. Düşünebiliyor musunuz yani? Bin lira aldın, tamam faydalanamazsın. Sanki bin lira değil de anasını satayım 1 trilyon vermişler gibi. Ondan faydalanamazsın, bundan faydalanamazsın. İnsan içinde de ayrımcılık var. Neyse onları hiç değinmiyorum şimdi. Şimdi nereye bağlayacağım? Şimdi bunları da önceden yaşadığım ve duyduğum için artık insan bir zamandan sonra duya duya dejenere oluyor. Alıp alacağını da gideceğine pişman oluyor ama yok. Yok öyle bir şey. Tabii ki de sonuna kadar giderim de isterim de. Nasıl elin Suriyelisi, elin Afgan'a bilmem nesi gelip faydalanıyorsa bu yardımlardan, ben de bir Türk vatandaşı olarak bu ülkenin, ki onlar bu ülkenin vatandaşı değiller, istediği kadar TC alsınlar. Onlar dışarıdan gelmeler. Benim hayli hayli hakkım. Mesela TRT katkı payları veriyoruz değil mi arkadaşlar? Ben neden izlemediğim bir kanalın mesela katkı payını veriyorum? Benim evimde asla izlenmez TRT.
Eskiden izliyorduk. Eskiden. İzlemediğim bir kanalın katkı payını veriyorum. Demek istediğim, kullanmadığım kaçak elektriğin parasını veriyorum faturalarımda. Değil mi arkadaşlar? O zaman doğal hakkım bu benim. Şimdi Hüseyin gitti vakit kaymakama. Hani size söylemiştim ya. 3 aylık aile yardımı alıyorum diye yeni yeni o da zaten. 3 aylık 300 TL. Aya bölelim. Aylık 100 TL aile yardımı. Ondan sonra 90 TL çocuklarımı sadece 90 TL eğitim parası var. O da sadece hakkın üzerine çıktı. İrem'in çıkmadı. 79 TL'de elektrik desteği var. Bu. Zaten o demiş. Sen bütün yardımlardan faydalanıyorsun demiş. Benim ismimi görmüşler eşime. Şu an bile sinirleniyorum. İyi ki de orada değildim. Büyük patlama ile hepsi yani yazık. Orada bir de tartışırdım yani. Senin ne üstüne vazife? O ne alıyorum ki ben? O bir de şu ifadeler yok mu? Hele bir de böyle bir yüz mimikleri falan şimdi canlandırıyorum gözümde. Sanki milyarlar ama o bunu ben gerçekten bu Fatih semtinin belediyesi de kaymakamlıkları da arkadaşlar böyle insanlar var ya bu çalışanlar. O kadar böyle itici ve antipati oluşuyor ki böyle. Yani bu birkaç kişinin şeyinden ve denetimsizlikten. Muhakkak ve muhakkak çok şikayet almışlardır. Bu sadece bana denk gelmemiştir yani. Bu insan zaten böyledir. O kurumu da zedeliyordur ve gerçekten şikayet almıştır. Ama dikkate alınmamıştır demek ki. İrem için kaynımın oğlu ile işte Ferhat'la gittiğimde doğumdan yararlanma. Yani 3 doğmuş doğum ücretsiz diyorlardı ya. Fatih'te birlik oturduğumuz zaman Ferhat'ın abisi ayağında bir aksaması var arkadaşlar. Bir engel parası alıyordu o zaman. Cüzi bir miktarda o da böyle. Sonra kayınpederimin maaşı, emekli maaşı o evde yaşadığımız için orada tak 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 çıktı. İşte onun parası, bunun parası. Zaten dedi evi dedi dünya para giriyormuş dedi. Eşinle iş yapıyor elektrikçi ama bu şekilde yani iş olursa gidiyor, iş olmazsa gitmiyor falan. Oo dedi yanındaki bayana da. Bunlar dedi dünya dedi para alır dedi. Zaten eve şok oldum şok. Böyle dinledim yani gözlerim açık. Onların dedim giren parasından bize ne ya? Sana ne size ne? Kaynatımın aldığı emekli maaşı benim cebime mi giriyor bana mı sokuyor cebime? Kaynımın oğlunun aldığı engelli parası benim cebime mi giriyor? Hayır. Hayır, hiçbiri cebime girmedi. Herkesin kendine faydası var. Ben zaten diyen değil miydi yani bunu orada dile getiriyorum. Üç doğum ücretsiz ben gene buralara geliyorum ya. Para istemiyorum, pul istemiyorum bir de artı. Sadece doğumdan faydalanmak istedim yani ücretsiz bir şekilde. İnanılır gibi değildi yani. Şu aynı muhabbet. Oo, ne var o ya ortada arkadaşlar söylüyorum işte. 90, 79, 100 lira. Ve ben bunları yine de bakın. Yani günaha da sokacaklar beni ya. Millet nankörlük yaparken yine de biz şükreden insanlarız bakın. Bakın ne diyorum mesela yere geliyor. Aylık kullanmıyorum o mesela 79 lirayı elektrik desteğini. Elektrik faturası mesela yüksek geliyor ya. 2 aylık biriktiriyorum mesela 80-80. Bazen bir faturamı karşılıyor benim. O 2 aylık almadığım zaman mesela elektrik faturasını. Şükür ediyorum çıkıyorum. Yine de kalbimi bozmayın böyle insanlar yüzünden. Ama da insana da nankör getirmeyin yani. Böyle aman aman böyle milyarlar alıyormuş gibi. Lütfen. Böyle aslında ben olsaydım onu şikayet ederdim onu. Yani şu an şey yapmasam böyle işim gücüm var.
Hiç üşenmem. Benim eşim aslında böyle şeyleri birden parlar. Ondan sonra söner. Bazen benden çok sabırlıdır. Böyle özellikle dışarıda mesela. Böyle kurumlarda. Ya benden çok sabırlı. Ben hemen tepki gösteriyorum. Hemen anında. Çünkü anlayıp dinlemeden değil ama. Görüyor musun o tavırları? O kavga geliyor bana. O kavga geçtikten sonra da artık. Ha ne oluyor valla? Ne oluyorsa işte ben de onu rezil ediyorum orada. Şikayetimi de yaparım. Zaten biliyorsunuz beni hiç fırsat vermem. Şikayetimi de yaparım. Şimdi gene aklımın bir köşesinde o. Diyen kimse bir gelsin bakayım. Şuraya bak ya. Adama işte değil veriyorsun. O zaman al sen bakayım şu. 300 lira bile aylık etmeyen parayı. Oo, geçin bakayım ben sen bu 300 lirayla. Evet, işte devletten o aldığın para dediğin para 300 TL bile yok toplasan aylık. O aylığı da almıyorum zaten 100 100. 3 ay sonunda alıyorum. Öyle bir şey vardı da bu şeyler çıktığı için mi? Ama diyemez öyle bir şey yoktu da diye. Nakliye olayına. Çünkü Hüseyin'e sordum. Şimdi telefondayım ya. Hemen kapatıp gideceğim yani çünkü öyle bir şey olursa. Şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Karakol şikayet muhabbetini polis amiri geri döndürmüştü Hüseyin'e. Gitmiştim. Halletmeye. Yani bu yardımlar çıktığından dolayı mı nakliye yardımı çıkmıyor dedim. Yoksa bitmiş mi? Yok bitmiş dedi. E bitmiş gitmiş onun muhabbetini mi yapıyor o zaman dedim ya. Yani eğer böyle engel teşkil edecekse faydalanmaya insan diyor ki yani lanet olsun yani. Gerçekten önüne bir şey çıkıyor böyle gerçekten acil ihtiyaç faydalanamıyorsun. Bu ne kadar böyle saçmalık ötesi bir şey ya. Neyse arkadaşlar oradan da suya geçti bakalım suda ne çıkacak. Besmele çekti git dedim Hüseyin'e. Evet geldim mutfağa arkadaşlar. Önce bir çöpümü geçireyim buraya. Bulaşıklarım vardı tencere falan dolapta. Çıkardım onları. Bunları bir yerleştireyim. Anlattın mı? Ne? Konumuzu. Neyi? Konumuza. Güzel yapacağız da. Güzel bir kız olsam da cici kız. Bana öncesinde bir kahve hazırla sen şu minik ya anne, anne. Ben burada nasıl hazırlarım? Hazırlarsın ya. Oğlum. Niye ben yemek hazırlıyorum burada evladım? Ben suya basayım. Bir şey söylüyoruz da. Şey yaparız. Kurusun ondan sonra makineye atarız. Kokmasın. Al. Bunları da aynı şekilde bir tane de temiz bez getir bana. Mutfak bezi. Bunları da Nesquik yaptılar şimdi. Ben bardağı yıkadım. Bunlar temiz tencere. Tamam. Neyse hadi ben şey yapayım. Aa hep Nesquik yapmışsınız buralara. Şimdi arkadaşlar Hüseyin beni aradı. Maalesef ki iki taksitim birikmiş suda. 500 liraydı zaten bir taksit. 500 500, bir de 200 küsur şey vardı. Fatura vardı. Anlayacağınız 1200 TL suya. Hüseyin dedim ver yavrum yani ver artık. Elindekini olmazsa ayarla dedim. Buluştuk küsuratını da ver ki orada sıkıntıyı yaşamayalım. Ben gerçekten yani bunlar önemli şeyler. Bu fatura olayında çok temiz gitmem lazım. Gitmezsem zaten alamam. İşte yüklü miktarlar olması, içeride birikmesi zaten fırsat kalmıyor gerçi birikmeye. Bir ayı biraz geçtikten sonra el mahkum yani yatırıyorsunuz da su benim sorun yaşamıştım önceden. Hakkı yapma yavrum. Anlayacağınız o da halloldu bir şekilde. Artık Allah büyük. Nakliye olayını da araştırıyoruz. Instagram'dan yazanlar, nakliye linki atanlar.
Onları da araştırdım. Marmut.com diye bir site, zaten o ben temizlikken diye biliyordum. Her şey bayağı bir geliştirmiş kendini. Oraya da bir fiyat bekliyorum işte. Bilgileri verdim pazar günü. Ne olur ne olmaz dedim buradan. Bardağım nerede? Ben yapmıyorum. Yani anlayacağınız öyle arkadaşlar. Bir bakalım şimdi, bir çare düşüneceğiz tabii ki de başımıza. Ne yapalım? Ölmedik ya. Allah büyük. Biz kahve için de kafamız çalıştı. Şimdi bizim canımız ne istedi? Islak kurabiye. Islak kurabiye. Islak kurabiye istedi. Biz hemen şimdi şerbetini hazırlayalım. Şu küçük tencereyi vardı. Hiç uğraşamam şimdi küçüğünle büyüğünle. Olanla. Ha? Olanla. O yukarıda çünkü, o yüzden. Şeker de yukarıda. Şimdilik alalım biz bunu, bir kaynatalım. Biraz nemli ya. Hakkı lütfen ama. Bak lütfen. Hakkı. Şimdi İrem. Önce ben şunu şöyle bir koyayım da şuraya. Hem şekerliği de yıkayalım. Şu kenarları tuttum mu şeker sinir oluyorum. Makbul'den alsaydık kız, ıspanak mıdır nedir ne olduğu belli değil. Dövülmüş var ya fıstık. Hangi bardakla ölçü alıyorsam arkadaşlar, o bardakla devam edeceğim. Şimdi benim bu kahve bardağımdan şöyle tut anneciğim ben. Gel böyle. İki çay bardağı. Ben biraz fazla çıksın istiyorum kurabiye, çünkü Hasan abi bekliyor bizi. Evet. Bakkalımız. Anne yumurtayı ne yapacak demiş, kurabiye yapacak demiş. Bak bugün diyor cuma diyor, bu arada cumanız mübarek olsun inşallah arkadaşlar. Mübarek sevap demiş. Hadi bakalım. İki çay bardağı şeker. Aynı bardakla iki de su. Koy çeşmeden. Koy bakalım. Hanım kızım benim. Öğrensin bu işleri. Anneciğini babacığını yaparsın gittiğimiz yerde. Koy bakalım. Bir tane daha. Ağzına kadar doldur. Bunu da çıkar dedim. Bu tişörtün üstüne giyeceksin bunu böyle. Kollu. Ya da kışın uzun kolun, tamam mı? Tamam. Şimdi ben onu karıştırıyorum. Sen de bir tişörtünü giy, gel bakalım. Evet, güzel. Meraklanıyor ama neyi nasıl giyeceğini bilsin. Şu da benim gözüme az geldi ama. Hep gözüme az geliyor zaten. Ondan sonra da çok çok gidiyorum işte. Elim bollanıyor ondan sonra. Alışmışım. Büyük büyük tencere yerde. Bunu bir kaynamaya başladıktan sonra arkadaşlar, kaynatacağım yani böyle bir 6-7 dakika. Kısıtta. Değil mi? Oraya gitti bir rejimi yapacağız artık sahil kenarlarında. He? Kafamız rahata dursun. Düzene koyalım evimizi. Değil mi? İnşallah. Vallahi İrem. Senin yürümen lazım bol bol. Ben sana diyeyim ya. Şimdi fazla şey oldu evde kalınca, hep can sıkıntısından. Yani bu yaşa göre kilo fazla. Aslında bizim işte düzensiz yemek şeyimizden çocuklar da etkileniyor. Evet, annem yüzünden benim kilom böyle. Aman Babamın da annem yüzünden, annemin de annem yüzünden, Hakkı'nın da Hakkı bu yüzünden. ağzının abur cuburları. Ne oldu? O acıklıktan. Açlıktan. Niye, evde bir şey yok mu bizim dolabımızda? Yani Var mı hocam yok mu? var da. Meyveniz eksik oluyor mu? Biz yemesek de siz yiyor musunuz? Yapma evladım. He? Yeşilliğimiz var mı? Sen bana izin. Yeşillik bulunuyor mu evimizde? Gel Bulunuyor. bakayım. Bulunuyor mu, bulunmuyor mu? Bulunuyor. Nasıl alıyorum yeşillikleri pazardan?
Nasıl? Kilo kilo olmayı. Torba torba yeşillik alıyorum. Nankör gelmeyin. Ama sizin gözünüz hep abur cuburlara kayıyor. Sen benim ocağa yapmayı istiyorsan... Abur cuburları da diyorum ki... Yani yedikten sonra yemeğini ara şeylerde yesin. Aç karnı mesela çikolata içecek yüklenmeyin. Biz hep bunun kavgasını yapıyoruz şimdi. Doğruya doğru. Ben de senin gibi olsam acıkmam. Ne gibi? Sen istediğin yemeği yapabiliyorsun. Tatlıyı yapabiliyorsun. Mesela ben mutfağa bir girsem yalnız. Sen de giriyorsun yavaş yavaş şimdi. Altı üstü raflar yani dolar tatlı yemek. Hep tatlı. Ama internetten bakarak tabii ki. Niye? Benden öğren. Pilav, makarna, yumurta yapabiliyorum. Tamam. Pizza da yapabiliyorum. Zamanı geldimiş. Ben bu işi de öğretiyorum bak. Mantıyı. Böyle yavaş yavaş. Ortaokulu biraz daha 1-2 yıl geçti mi? Bir yanda ocakta sen yemek yapacaksın, bir yanda ben. Sonra bir bakacağım bugün İrem'den sürpriz diyeceğim yemek inşallah. Bunlar sana kâr olacak yanına. Yani gittiğin yerde diyelim okul okuduğunda uzak olursa inşallah da olmaz öyle. Bir şeyden ayrı doğru ayrı. Düzgün bir durar mısın? Bir dur doğru. Durar mısın diyeyim. Durar mısın? Hı. Şimdi annemin boyuna geldi mi gelmedi mi? Geldi mi gelmedi. Yaklaştın gel. Ah beni fırlamam. Ah ne var gene elinde? Fırlama oldu be. Hı? Ne yapacağım ben seninle? Bak Fidan abla sana bağırıyor. Kara kafam diye. Çok seviyor seni büyüklerin. Ablaların. Şey abla Songül abla diyor ki seni özlemeyeceğiz diyor. Atlıyoruz diyeceğiz diyor. Gidip rahat diyor. Erkek çocuğunla oynuyor ya. Çok çektiler bundan ama. Yapma ama bak. Ama bak uyardım yapma. Yapma evladım. Şu balkonu aç da yandık iyice be. Şu ventilatörü de çevir bize. Biz şunu bir artık kaynamaya başladı. İyi limonmuş limonmuş bir şey koymayacağım. Şimdi ben bunu kısıyorum. Böyle 5-6 dakika kaynatacağım. 5 dakika olsa yeter. Ondan sonra cam kaseyi alacağım arkadaşlar. Bunu çok yapan var arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Geliyor mu? Bir iki detay. Çünkü ben de başlarda deneye deneye bunu hamurunu sert tutuyordum. Ha biraz geliyor. Balkonu da aç annem. Yaparken yani yoğururken onu fazla kaçırırsanız. Eleyerek gidiyorum ben. Rabiyelerde. İşte kuru malzemeleri. Şuraya, anneciğim orada biraz daha var, ama tamam yeter. Hamur yoğurduğunuz sadece şunu söyleyeyim. Sert olmaması lazım. Ben biraz sert yapıyordum. Yani un eklememden dolayı. Ondan sonra piştiği zaman iyice sert oluyordu haliyle. Bu sefer şerbeti emmiyordu. Takır takır kalıyordu yani. Öyle de güzel tadı da. Şerbeti emmiyordu. Onun için biraz yumuşak olması lazım. Fırını da önceden ısıtmamız lazım. Ben tereyağlı yapmayacağım. Dün margarin çıkardım. Getir anneciğim margarini. Kalsın çünkü burada yoğuracağım. Ne yavrum? Camdakine mi gittin? Hayır o değil yavrum. Onu yeni çıkardım. Vallahi düşünüyorum taşınırken de belki bir şey yaparım, hazırlarım diye. Yoldayız da aman para vermeyelim bir de onlara. Bir karnı da doymuyor insanın dışarıda gerçekten. Doymuyor. Sefa'daki değil mi bak? Bayağı bir yumuşak oldu. 2 günden beri dışarıda. Ben böyle aldığım zaman bir tane benim dışarıda kalıyor arkadaşlar. Bak burada da oluyor. İlla ki. Böyle bir şeyler yaptığımız zaman onu da yemek için kullanıyorum. Alım artık. 2 dakikada ocakta tuttum. Çatlatır matlatır Allah muhafaza. Şimdi hakkıyı da kolla. Dur söyleyelim. Hindistan cevizi mi? Tamam. Şimdi kakaoları da ben kaldırmışım. Şurada bir paket kakao var. Bakayım yetecek mi azıcık çorbayla. O Duygu'nun güncesi de göndermişti bana damla çikolatayla kakao falan. Onları kaldırmışım. Damla çikolata dağıttı galiba. Gelebilir de bakalım. Yetmez. İremik o. Kakao mu buldum? ver yok mu arttıran? Şimdi çırpıcımız nerede? Opa. İremik
bu? Oradadır. 3 su bardağı. Bir dakika. Bu değil mi? Böyle elini vurursan süzgeci, her tarafı sıçramaz bu. Tamam mı? Hem daha güzel olur kurabiyeler, kekler böyle ilerse. Buldum. Niye oğlum? Şimdi sen çırpacaksın bana. Kır bakalım bir adet yumurtamızı. Bir de bu bir tane daha vardı benim. Buraya mı kırayım? Çırpıcı. Yok buraya. Taze. Kır bakalım. Besmele çek hemen kork. Korkma. Bir tane yumurtayı kırdın. Şimdi böyle çırpıyorsun. Tamam mı? Böyle iyi bittin beni. Ve böyle kalsın. Bittiğin de işin. İyidir bakalım kendini. Üçe getir. Aç yedi. Yukarıda değil ama yukarıda çalışırsan her tarafı şişler. İçindeyken böyle. Bir iki dakika çek. Ben de şeker hazırlayayım. İçindeyken. Tamam. Aferin. Yine aynı ölçtüğümüz bardakla İrem. Koy bakalım şekeri içine. Böyle bak kameraya. Şey yaparken kameraya bakıp tamam mı? Dibinde de şeker kaldı. Dur. Bir de margarini koyacağız. Ben seni böyle alayım 2 dakika. Sen şimdi hem de öğreniyorsun bu arada. Margarinin yarısı arkadaşlar. Burada zaten ölçüleri veriyorlar böyle 50-50. Tereyağı ben çok seviyorum. Ama vallahi pahalı olduğu için böyle işlerde ya yarı yarıya kullanıyorum. Ya da böyle işte sana olacak, bir mi olacak? Ya markalı olduğu zaman fark ediyor yani. Mesela Bim'in sadece margarini. O da fark ederseniz. O zamanla alışıyorsunuz. Ucuzluğa. Yani sonuçta mideye gidiyor. Mantı da yapsan, tereyağını sade de yapsan, kurabiye de koysan sonuçta aynı yere gidiyor ama neden bilmem bizi ziyan oluyormuş gibi böyle bir algı oluyor. Bir yarısını arkadaşlar koyuyorum. Zaten bakın benim bayağı bir yumuşak margarin. Karıştıracağız. Tamam. Yumurtayı çıktıktan sonra bir de şekerle margarinle. Bu da dışarıda kalsın. Yine bir şey yaparız illaki. Böyle yapınca devamı geliyor. Bunu ben birazcık karıştırayım mı? Birisi sesleniyor galiba. Yağma olmasın bir yerse. Zannediyorum. Bir çay bardağı da arkadaşlar sıvı yağ koydum. Hangi bardakla ölçüyorsam onunla koyuyorum. Bir tek unu su bardağından. Ben? Şimdi bu yağ kısmı İrem. Yağ olduğu için kavga etmeyelim diye. Şöyle bir önce bir tedbiri elden bırakmıyorum. Şimdi kakaoyu çırpmayacağım tabii ki. Her taraf batmasın. Dolu dolu. Dolu dolu diyelim. 5 yemek kaşığı. Alacağım fakat. Sen bana tut bu süzgeci. Ama değdirmiyorsun tasa şu şekilde. Vanilyayla kabartma tozunu da eleyeceğiz. Bunu zaten eledik. Ondan sonra elimizle yoğuracağız artık. Yağlar da biraz özleşti çünkü. Tamam. Şimdi ben sen bunu yoğururken fırını aşağı indireyim. Aman. Bunu da nasıl indireceğiz? Baban da yok. Buzdolabının üstünde ya. Yere indireyim. Şimdi İrem. Önce elinle şöyle. İstersen de bu tatlı kaşığınla gel. Şöyle yapabilirsin. Sonra bu parmağından sıyır. He? Elimle. Ama önce kakao yesin. Sonra ben biraz un şey yapacağım. Al.
Önce bir yedir. Yağ falan kakaoyu. Tamam mı? Şimdi bunlarla neredeyse işimiz yok artık. Bardağımız burada yok. Tamam mı? Şimdi onu eleye eleye koyacağız. Sen önce bir kakaoları falan al, sıçrıyor yani. Hı hı. Kenarlarını da al böyle güzel. Hadi ben niye bakacaktım? Bırak. Tamam. Bilmem ki bir şey oldu mu ama. Ne oldu ne oldu. Tamam. Hadi bismillah. Aman ney. Aman oy oy oy. Ya babamla annem aynı ikide bir de bir kelime söylenmesin ya evde ya. Şarkıyı bağlıyorlar. İlan kız da buraya gelin miyim aşağı? Bismillah. Güç bende artık. Girelim ko. Karıştırmak mı? Bismillah. O hendarda. Evet. Girelim ko. Bu şey oldu yedi. Değil mi? Şimdi parmağını al bakalım. Sıyır 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 zaten sokacaksın eline. Bu iki parmağını kullanma tabii. Sıyır sıyır. İyice sıyır kakaoları. Sıyırdım. Daha sıyır ziyan etme. Ha. Sıyırdım. Koy şimdi lavaya. Benim gibi değil sen, kibarsın. Şimdi bu elinle yoğuracağım. Bu parmağını da böyle al bir. Parmağını. Kızım nimet o değil mi? Tövbe tövbe. Ne yapayım anne? İğrenceğin bir şey değil yani ne? Yemek böyle bir şey. Eline sokuyorsun işte. Çık. Şimdi şöyle bir bardak kadar önce azar azar koyacağız. Öyle birden konulmaz bu. Hiçbir şeye. Hamur işlerini böyle yavaş yavaş. Şimdi onu güzelce bir yoğur bakalım. Oyun oynama ama. Tamam mı yavrum? Böyle 3-4 parmağını önce önden sokabilirsin. Ayalarını sokmadan ama soktun. Öğrenci. Tamam, fazla kenarları da bulandırma. Ziyan olmasın. Ne kadar bulanırsa o kadar kalır orada. Hadi kolay gelin, ben de bunlar gidiyorum. Arada büyüklerine konuş bakayım. Nasıl yaptığını söyle. Neyini söyleyeyim ben bilmiyorum ki. Yapıyorsun ya, ne yaptığını söyle. Yoruyorum. Kurabiyemi. Yapılmamış kurabiyemi. Yoruyorum. Yarısı parmaklarında kalıyor zaten. Tamam, fırınımızla çalıştırdık. Hı hı. Ne alemdesin? Karıştır karıştır, bayağı bir bucuk. Bak buraları da ne yaptın? He? Temiz çalışı bakayım. Evet. Çalışmalı mısın? Evet yavrum, bütün tasları bir tarafından kirli yerinden tut. Bak sen çeviri çeviri. Fazla sert olmayacak, yumuşak olacak, tamam mı? Hı hı. Al bakalım, al iyice, al iyice, hızlı 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 hızlı. Besmele çek, hızlı hızlı yoğur bakalım. Fazla kenarları bulandırma, böyle 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 böyle. Aç elini, kapat önce bir özdeşsin. Ondan sonra toparlarsın. Parmaklarına böyle. Çıksın parmak aralarından. Aferin benim kızıma. Biraz dinlen, tekrar yap. Dinlen. Daha var. Şimdi bir karıştır bakalım. Sonra ben alayım elimi. Evet, şu an ben ele aldım artık. Fırını açtım çünkü. Bunu koymayacağım artık. Bir yarım bardak neredeyse var burada. Bana 2,5 yetti. Şunları şöyle göstereyim mesela arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yakından. Bazen yanıltıyor videolarda. Yani daha yoğurmadım. Bir de yoğuracağım ki iyice özleşsin. Şu an özleşmedi ama. Mesela yumuşaklığına bakın.
İşte ben bunu yakalamadığım zaman olmuyordu. Mesela pişiyor, yumuşak çıkardığım zaman 3-4 dakika sonra aman takır takır oluyordu. Haliyle şerbeti emmiyordu. Biraz ne kadar yumuşak olursa o kadar iyi çekiyor şerbet, yani güzel oluyor. İşte çocukla çalışamıyorum mutfakta. Yan yana duramıyoruz ya. İstiyor girsin yapsın diyorum. Dur şimdi orada kettle var, kaynıyor, döküler Allah korusun. Buraya geçiyor, bıçak mıçak oluyor yanında. Bak diyorum şimdi bir ani erkekte şey olur. Tencereye yakınsın diyorum. Bu rafı da buraya yaptım. Hiç çocuğu eskiden tutuyordum orada yanında. Ben yaparken bakıyordu. Şimdi tabureye falan çıkıyorlar görmek için. Allah muhafaza diyorum. Bir dengenizi kaybetseniz Allah korusun. Ne yaparım o vicdan azabıyla. Şimdi kısmet olur da gidersek eğer oraya. İrem meraklı, Hakkı da meraklı. Bakmayın Hakkı'yı ben çok sakar. Bir de çok şakaya vuruyor her şeyi. Yaşı da küçük olduğu için oyuna. Bıçaktı, makastı, böyle ani hareketleri oluyor. Onu da erken buluyorum ama böyle ufak tefek şeyleri. Mesela böyle yoğurduğum zaman gel diyorum, mantıyı kapat mesela. İşte kurabiyeleri diyorum gel ovala, yumurtayı kır diyorum. Bazen de korkuyor, korkarak diyorum batsın kırılsın için ama korkma. Genel olarak korkarak hiçbir işe girilmez. Yapa boza, döke saça, kırıla döküle. Düşe kalka. Yapacağız onu. Ne yiyorsun kız? Otur otur. Vallahi morla ana yiyor. Evet, bence bu oldu. Şimdi ben pişirme kağıdı ayarlayayım. Orada bir tane siyah tepsi çıkardım. Fırının da ısınıyor arkadaşlar. 200 dereceyi getirdim. Çünkü benim biliyorsunuz daha önceden de söyledim. Ayarım 180 gibi 200'de. Tamam, bu oldu. Kesip mi? Aman iyi oldu, hazır. Bunlar da iyi oluyor. Dilim var oluyor. Ne yavrum? Dilim. Ne? Mor oldu. Ay ben dilim var oradan diyor. Benim resistansa değdi arkadaşlar. Bir kere pişirme kağıdı. İnanın fırın içeri tesadüf girdim. Ay alev aldığını gördüm kağıdın. Fırının içinde. Ama şimdi böyle dikkat ediyorum ben. Kağıt taşmamasına. Ne derler? Ceviz büyüklüğünde mi derler? Biz de öyle alalım o zaman. İrem gelecek misin? Ne? Yuvarlamaya. Hiç elimle bastırmadan. Zaten çatlayacak o biraz pişerken. Böyle. Yuvarlıyorum, koyuyorum. Gelecek mi kız? Evet. Geleceksen ben sıkıp bırakıyorum. Sen yuvarlarsın onları. Mesafeleri aynı onun gibi. Sen bastırmıyorsun elinle. Böyle. Yuvarladığını koy. Biraz yayılacak şimdi. Şeyde, fırında. Gel. Gel ablaların görsün nasıl yuvarlıyorsun. Elini de göster bakalım. Böyle biraz daha mesafe. Yayılacak ya anacığım. Göster, göster, gözükmüyor. Elinde yuvarla. Nasıl, başka tepsiye de yaparız. Evet. 3 tepsi yapalım. Akşam sabah öğlen. Ay malzemeleri de kaldırmışım ben. Şu büyük oldu değil mi? Evet. Şimdi 6 sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere 5, 30. Nasıl hesap ama? Gamze! Hu. 2, 2, 4 ha? 30. Daha burada da var. Bunları da öteki borcama. Ben şunu hemen bir fırına atıyorum. Geliyorum. Gel. Gel bakalım. Orada var mı? 30 tane orada vardı. Şimdi bakacağız ne kadar çıkacak. Az çıkacak da. Buna ben hemen göstereyim. Bir de at yerleştiririz. Bunu pişirme kağıdı koymayacağım ya. Yağlı ya zaten.
Dürüyemin. Gel yanıma. Oynuyordu ya folklor. Günleri kalaylı. Ah kalaylı. Dürüyemin. Günleri kalaylı. Ah kalaylı. Fistan giymiş etekleri. Alaylı, alaylı, aman aman. Melek, melek. Kokole, kokole, mokale. Gel buraya. Buldum. Dur kız, bu büyük oldu. Şimdi buradan, bir dakika, bir dakika. İki çıkarmak zorundayız. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Neden yapıyorsun? 32 tane çıkmış oldu. Bunu alıyorsun. Git git bakalım. Merhaba. Git git yoluna. Allah aşkına. Bir dünya kurdum. Diyorum buradan. Bir 25 dakika arkadaşlar bir fırında kalsın. Sonra kontrol edeceğim. Koydum böyle şimdilik. Dolabın üstündeydi ya, buzdolabında. Ne arıyor buzdolabındaki su burada? Çıkardık fırından. Tam 25 dakika. Anam, tırnaklarım çok kısa olduğu halde kakao girmiş. Toprakla oynamış gibi. Evet. 1-2 dakika oldu ama bakın. Hafif sertleşmeye başladı. Şimdi ben biraz da 1-2 dakika zaten gitti onun harlı yeri. Şerbeti atıyorum buraya borcama. Temiz borcama dizeceğim. Ötekini de attım fırına. Şöyle hemen birkaç saniye arkadaşlar. Şöyle birkaç saniye. Fazla kalırsa zaten dağılır. Hemen şöyle alıyorum. Evet arkadaşlar. Bir tane deneyim dedim. Şöyle. Islaklığı görüyor musunuz? Yani biraz daha ıslak seviyorsanız içinde 7-8 saniye bırakın. Ama şu an yumuşak yani. Bana göre iyi. Şu an bayağı sıcak. Joss yaptı. Vuracağım. Hindistan cevizlerini de serpeyim. Aha sütçü. Sütçü. Bir de aşağı geliyor. Bak şimdi biraz burada yine şu çatlaklarından girsin. Az bir şey. Ama aha şerbeti de attım. Yoksa birer çay kaşığı atardım. Neyse altına mı altına girer şimdi. Karnım da acıktı anam. Şu çeken yerden bir tane daha alabilir miyim? Mutfağı toparlayayım. Nasıl tadı? Hemen gömüldüler. Nasıl? Elini sürme. Mis gibi mis. Mis gibi mis. Beğendin mi? Senin elinde girdi ya. Da veririm. Evet arkadaşlar yerleştik şimdi Hüseyin arada. Birazdan gelecek eve. Kilimi yayın annem içeri. Arsaya koyun kutuyu annem. Beri kenarından tut. Fındık kırdırıyorum onları şimdi. Ben de inerim birazdan aşağı. Hüseyin gelsin. Karpuz keseceğim onlara. Ondan sonra aşağı inerim onlarla biraz. Hem hava alırım bir 10 dakika kafamı toparlarım. Hüseyin bir nakliye ile karşılaşmış kaymakamlığa giderken arkadaşlar.
tesadüf dedi, eşya taşıyorlardı. Ondan sonra Hüseyin sormuş kaç paraya gidersiniz diye. 2500 lira demiş Tekirdağ. İlk defa dedim 5000 altında bir şey duydum. Telefon numarasını almış. Herhalde taşımaya da yardım ediyorlar. Kimi nakliyat da uygun veriyor, hiç ellerini sürmüyorlarmış. Hadi tamam, burada şey yapmıyorsun, orada bulamadığınızı düşünün arkadaşlar, insan. Yani bulamadığınızı düşünün, yabancı kimseyi tanımıyoruz orada. Ev sahiplerimiz orada olacak mı olmayacak mı belli değil. Zaten olsalar bile yaşlı insanlar. Ya Hüseyin bel fıtığından ameliyat oldu bile yani. Allah korusun de sakata girmesin yanlış bir şey diye. Neyse. Bunlar galiba kendileri de taşıyorlar ama işin tabii güzel yanı maddi kısmı. Bu su bütün hesabımı şaşırttı açıkçası beni ama işte kurban olduğum bir şekilde de ödedim yani ama. Bir şekilde de ödedim. Evet, bundan sonrası Allah kerim. İşe güce kaldı iş. Şimdi ne yapayım, kararsızım, düşüneceğim arkadaşlar. Ya borç harç bir şekilde bulacağız. 500 lira, 1000 lira. Çünkü bir tek işin nakliye kısmı kaldı artık. Nakliye kısmı kaldı. Suyu da hallettiğimiz için suda sorun yok. Onları da alacağız gidince. Sanırım başka bir şey kalmadı burada bir pürüz. Bir nakliyeye bakıyor. Hayırlısı diyelim inşallah arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Böyle ara ara size günlük ne yaptıysam atıyorum. Bağırıyorlar karpuz diye. Çocuklara hazırlayayım. Hüseyin de gelir birazdan. Yemekten sonra şimdi kurabiyeleri çayla artık gider. Ve karpuz yer gelince. Hadi arkadaşlar, görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Çok iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.